15-16 Haziran 1970 günü ülkemiz işçi sınıfıyla tanıştı. İşçiler ekonomik, sendikal hakları için harekete geçerek İstanbul Komünü'nü kurmak ve Taksim'de buluşmak için fabrikalarını terk etti. 15-16 Haziran şeyleri diskte kararlar bize geldiğinde pazar günüydü. 15 pazartesi olduğuna göre 14 pazar kararlar geldi. Ona göre hazırlandık ve bütün yurtlara dışarıya haber gönderdik. Pazartesi günü 15 Haziran'da Teknik Üniversitesi'nde toplanacağız diye. Bu şeyden sonra iş hareketine katılmak, onlarla beraber yürümek, onları desteklemek, hareketlendirmek şeyi ağır bastı. Ve genelde dev gençlerin ve gençlik hareketinin içerisindeki sol kesimin öğrencilerin içerisinde hareketi sokağa taşımak gibi bir eğilim çok yoğundu, istek yoğundu. Ve o 15 Haziran günü daha çok çevremizdeki daha önce gidip geldiğimiz muhtelif nedenlerle küçük küçük işletmeler, küçük iş yerlerindeki genç şeyin çok olduğu yerlerdeki yani gençlere dayanarak oralarda fabrikalar arasında gösteri yapmaya başladık. Hareketi kitleselleştirme çağrılarıyla. Ciddi bir destek vardı. Yani o güne kadar gidip geldiğimizde hiç rastlamadığımız bir destek şeyi gördük. Bir kısım sokağa çıktı. Fakat daha çok fabrikalara çağrı yapma şeklinde oldu hareket. Yani işte Silahlar Ağa'da sokağa çıkanlarla demir döküme gidip seslenmek, demir döküm dışarı, sungurlar dışarı gibi yani sokağa çağırma şeklinde. Elektrometal vardı galiba. Elektrometal vardı onların ostasının hepsinin. Bu çağrılar bir şekilde karşılık buldu az çok neyse. 16 Haziran'da daha büyüyeceği anlaşılmıştı. Biz de ona göre hazırlık yaptık. Aşağı yukarı bizim öğrenci birliğinde 100 bin üzerinde bildiri bastık. Yani dışarıda bir matbaada basmak yerine kendi imkanlarımızla bastık. 16 Haziran günü sabahleyin İTÜ'nün Gümüşsuyu yurt binasının altındaki öğrenci binaya ait olan bir kat doldu. Gelenlere oradan görev verip gönderdik. Görev verip gönderdik. Ben görev verip dediğimiz şu, gruplar ayırarak işte grupla sorumlu yönetici yani bizimle haber kurulaşacak kişileri tespit ederek onları da yukarıda bizim bölge yürütme kurulu içerisinden hangi arkadaşımızla haberleşeceğini organize ederek bölgelerine gönderdik. Sayı olarak ne kadar kişi katıldı orada şu anda hatırlayamıyorum ama 500'ün üzerindeydi onu rahat söyleyebiliriz. 16 Haziran sabahından itibaren artık Teknik Üniversite boykot oylaması da yaptık. Öğrenci de hazır. 15 Haziran'daki olaylar nedeniyle öğrenci isim üstünde derslere girmedi. Dışarıda bir forum düzenledik, çağrı yaptık. Ben başkan olarak işte dolaştım birkaç fakülteyi. Onları da Taşkışı'da topladık. Taşkışı'da kısa konuşmalardan sonra hareketin olumlu karşılandığı an görüldü. Boykot çağrısını yaptık. Afişlerimizi götürüp üniversitenin ilgili fakültelerine astık. Böylece 15-16 Haziran hareketi hem bir yerde işçi hareketi olarak Teknik Üniversitede artı öğrenci hareketi olarak başladı. Bu ilk defa işçi ve öğrencinin birlikte boykota gittiği ilk defa böyle organize oldu. Gençlik hareketi boykot sürdürdü.
yani teknik üniversiteli öğrenciler çok büyük bir katılımla boykotu sürdürdü. Tabii bu ara sürtüşmeler oldu yani. Bazı hocalarımız gereksiz bir ısrarla ya bu sınava girerseniz yahut da daha gelmeyin. Benden geçemezsiniz. Sizi perişan edeceğim şeklinde saçma bir şey oldu. Sürtüşme şekli oldu. Fakat buna hiçbir aldırmadık. Hep şeylerimiz devam etti. Bildiğimizi yaptık. Hatta şöyle bir şey yaptık. Bazı gençler vardı. Bu kargaşada ben çok zaman kaybedeceğim, sınıfta kalacağım diye bağırıp çağırmaya başladı. Bunlar dikkatimi çekti. Daha sonra görüştüm onların bir kısmıyla. İranlı öğrenciler mesela. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Teknik üniversitede kalmış bir iki tane dersi. O bir iki dersi verecek. Gidecek Almanya'da mühendislik yapacak. Hesap bu. Ama bu kadar kargaşa içerisinde sen nasıl sınava gireceksin? Yok ben gireceğim. Yani onu motive eden başka şeyler vardı. Grev kırıcılığı. Grev kırıcılığı gibi. Onlardan çok az sayıda iyi tanıdığımız ve hakikaten sıkıntıda olan, maddi durumu kötü olan bazı arkadaşları hocalarla da konuşup sınava soktuk. Yani genel olarak grev kırıcılık şeklinde değil de onlara biraz yol verdik. Başka bir tabirini bulamadım. Yol verdik. Girdiler hocaların odalarında sınavlara. Başardılar da. Onlar onun ağırlığını atınca boykot da rahatladı. 16 Haziran günü saat 5 civarıydı. Sanıyorum her tarafta şeyler durdu. Yürüyüşler durdu. Disk yöneticileri radyoya çıkıp konuşmalar yapmaya başladı. O zaman televizyon yok. TRT'nin radyolarından açıklamalar yapılıyor. Onlar da anlaşma, uzlaşma noktasına geldiklerini söyleyen bir tavır içerisindelerdi. Çok yumuşamışlardı. Grevi bırakacaklarını anlaşıldı. Bir genel grev havasından birdenbire iş döndü. Fakat akşam üzeri, yanlış hatırlamıyorsam 7 haberlerinde sükunetim ilan edildi, açıklandı. Sükunetim ilan etmek demek, işte bizlerin gözaltına alınması demek. Burada önemli söylemem gereken bir şey var. Baştan unuttum onu. Bizim telefonumuz sürekli dinleniyordu. Ve biz bu haberleşme şeyinde İTÜ Öğrenci Birliği'nde başkanlık odasındaki telefonu kullandı arkadaşlar. Dinlendiğini bile bile. Dinlendiğini bile bile. Çok umursamadık yani. Çok şey o değişir. Telefonu dinlesek dinlemesek de fark etmez gibi. Sonra akşam üzeri sarıldığımızı fark ettik orada. Şeye girdiler. Yurtlara girdiler. Biraz fazla tahrip etti polis. Yani eline geçen sol kitapları parçaladı, yırttı. İşte muhtelif öğrencinin çalıştığı dosyaları, fotokopileri, anlamadığı her şeyi tahrip etti. Üniversitenin içi böyle bir kağıt yığını doldu. Süpürdüler. Yemekhanenin ortasında böyle yığdılar. Kocaman bir yığın oldu. Yani 5-3 salon yemekhanenin salonu biraz yüksekti. 3,5-4 metre civarında bir kağıt yığını. Onu ortaya doğru yığıldı. Öz çekildi akşam gece geç vakitte. Biz de dağıldık. Yetmiş tabii iyice mücadelenin yükseldiği bir dönem. Sendikaların haklarını kısıtlayıcı kanun teklifi verdiler meclise. 1970'in ortaları, Haziran'ı yani iyice
zurnanın zırt dediği yerler. Öyle olunca o kanunla çıkarsa, meclisten geçerse, ki geçme ihtimali de var, sendikaların yöneticileri bir nevi kuşa çevrilecek. Yetkilere kuşa çevrilecek. Gerekse tutuklanacak. Oysa sendikaların çok fonksiyonu vardı ondan önceki zamanda. Öyle olunca tam o yasa meclisteyken birkaç sendikalar da dedi ki iki gün, üç gün grev yapıyoruz. Üç gün grev yapıyoruz. Kocaeli'nde, işte Zonguldak'ta, İzmir'de, Gebze'de ama en çok da İstanbul'da. Haydi İstanbul'da, bu bir yürüyüştü. Bu bir protestoydu sadece. Ve işçiler çıktı ama işçilerin dışında çeşitli küçük özüyle, iradesiyle işçilere savunan, inanık olmuş devrimci gruplar ve devrimci gençler, dev genç etrafı, o 70'in Haziran olduğuna göre TAKO'da artık yavaş yavaş şekillenmiş. 3-4 ay sonra da zaten örgüt olarak ortaya çıkar. TAKP'ce iyice şekillenmiş. Haydi herkes ortaya çıktı. Ben de bizzat yani işte o İstanbul'daki Kurtuluş Grubu dediğim TAKP'ye Ankara'ya daha çok meyleden Kurtuluş Grubu olarak daha çok biraz örgütlü, biraz bireysel, biraz bilmem ne çeşitli arkadaşlar Cağaloğlu'nda katıldık o işlere. Kimi yerde işçiler bizden hızlı davranıp tankların üstüne çıkıyorlar. Kimi yerde biz onları yürüyün bu yan arkadaşlar deyip sağa sola bakıp biz onlara böyle diyor, onlar öyle geliyorlar. Yani kolektif bir şekilde yani özü TAKP'ye oluşturmuş olan, oluşturacak olan 3 gün sonra insanlar olarak daha çok Cağaloğlu, Eminönü ve Sirkeci taraflarında. Valiliği aşağı yukarı işgali ediyorduk. Valinin, hatta içine de girildi valiliğin. Valiyi arka taraftan kaçırdılar. İstanbul valisini arka tarafta bahçeden o Gülhane Parkı tarafından, Cağaloğlu tarafından girince bina arka ön kat bir kat gibi ama arka üç kat gibi falan filan. Orada çeşitli çıkışları var tabii mutlaka. Gülhane Parkı tarafından aşağıdan valiyi kaçırdılar. Yoksa işçi oraya da girmişti.